Efendim? Peki o zaman. Kız yaşıyor mu? Anladım, anladım. Tamam, tamam. Sağ ol haber verdiğin için. Akif! Buyur abi. Ercüment'ten haber var mı? Abi ondan bir haber yok da başka bir durum var. Bu Pelin'in evini gözleyen çocuklar aradı. Polisler evin önünden ayrılmış. Acaba kızı bulmuş olabilirler mi? Her şeyden en son sizin mi haberiniz olacak be? Kız kaza geçirmiş, komadaymış. Ne kazası abi? Ercüment'i Beykoz'da aramak hiç aklınıza gelmedi mi sizin? Abi biz... Polisler kızın orada olduğunu anlamış. Ercüment'i buldukları anda sorguya çekecekler. Abi polislerden önce bulacağız onları, merak etme. Tabii tabii, tabii bulacaksınız. Sözde kızı da bulacaktınız. Size iş veren de kaba. Çıkıyor muydun? Leyla'ya söz vermiştim, Aqua Park'a götürecektik. Bana sordun mu? Ha? Bir sorun mu var? Ercüment yine değil mi? Cihan, bak polisin gözü üzerimizde. Eğer bir sorun çıkarırsa... Sana mı kaldı bunu düşünmek? Hı? Sana mı kaldı? Sen kardeşimi düşüneceğin önce kendi hatalarının muhasebesini yap. Ercüment'e uzak dur dediğin kadın kimdi? Hani şu kocası savcı olan. Kapı aralarından bizi mi dinliyorsun sen? Ailemi ilgilendiriyorsa dinlerim. Nefret ettiğin kardeşim ne zamandan beri senin ailen oldu? Konuştukça batıyorsun Aysel. Daha fazla sinirimi bozma benim. Büroda kalabilirdin. İyiyim ben, merak etme. İçeri girdiğinde de iyi kalabilecek misin? Girmeden bilemeyiz, değil mi? İyi görünmüyorsun, dışarıda bekle istersen. Ne yapacağını söyleyeyim, dur. Arkadaşlar, Pelin'in burada olduğuna dair en ufak bir kanıt yeter bize. Tamam. Kapı kırılmış. Buradan bir şey çıkacak. Pelin korkup odaya saklandı. Ercüment de kapıyı kırdı. Tabii Pelin de camdan aşağı atlamak zorunda kaldı. Ercüment de kazayı gördüyse korkmuştur tabii. Onun gibi pislikler hiçbir şeyden korkmaz. Abiciği var nasılsa. Ercüment Cihan'a söylediyse... Cihan Ercüment'i saklamıştır. Cihan'ı sıkıştıralım. Kardeşi söz konusu olduğunda hata yapmaya başlayabilir. Pelin hangi hastanedeydi bu arada? Özyurt Hastanesi. Ama Arzu adında kayıtlı. Baba. Ercüment ortalarda yok. Sen mi aldın onu? Cihan her yerde onu arıyor. Sen aradıktan sonra çocukları Beykoz'a yolladın. Kimse yokmuş. Oradaydı. Nereye kaçtı kim bilir. Sen rahat ol. Ararsa bana haber ver. Tamam, tamam baba, haber vereceğim. Şahin. Aysel yenge. Babanla konuştun mu? Bugün aradı mı hiç? Yok.
Aramadı. İşleri varmış. Amcam öyle söyledi. Sanki işi olmasa çok arar da. Üzerine doğru düzgün bir şeyler giy. Bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. Arkadaşlar raporları çok hızlı istiyorum. Elimizden geleni yaparız amirim. Simetri takıntısı da mı var? Kimin zevki sence? Cihan'ın mı, Arjument'in mi? Bilmem. Cihan'ındır herhalde. Evindeki tabloları benziyor. Cihan'ın çalışma odasındaki beyaz tabloyu gördün mü? Gördüm. O bembeyaz tuvale bakıp ne düşünüyor? Gerçekten bilmek istiyorum. Ne düşünecek? Kanlı geçmişini düşünüyordur. Çıkalım mı artık? Burada yapacak bir şey kalmadı. İyi tamam, bittiyse çıkalım hadi. Polisleri uzak tutmaya çalıştıkça onlar dibimizde bitiyor. Ulan Ercü. Madem buldun kızı niye beni aramıyorsun? Niye haber vermiyorsun? Abi belki bir şey bilmediğini anlayınca bırakayım demiştir. Bu söylediğine kendin inanıyor musun Akif? Hı? Mantıklı mı bu dediğin? Ben bilirim kardeşimi. Kızla gönül eğlendirmek istemiştir. Kız kaçınca da korkup bir yere saklanmıştır. Polisler bunun peşini bırakmaz. Bir kamera gördüm burada. Kayıtlara bir bakalım. Belki işimize yarayabilir. Ama nasıl kaçırdım ya? Hadi gel Zeynep. Ben gelirim. Ne oldu? Yalnız kalacaksın diye korktun mu? Çok uzağa gitmiyoruz. Buradayız. Merak etme. Hadi Zeynep. Amcacığım kolay gelsin. Buyurun evladım. Ben başkomiser Aslan. Bir araştırma için sizin kamera kayıtlarına bakmam lazım da. Kamera mı? Kayıt yok ki oğlum. Kamera gerçek değil. Bizim çocuklar hırsız falan korksun diye öylesine koydular.
Ayşe amcığım çok sağ ol. Rica ederim. Rahatsız ettik, kusura bakma. Hadi gidelim. Hadi gelsene. Aysel yenge, buraya neden geldik? Anneannenle dedeni görmeye. Anneannemle deden mi? Buyurun. Beni tanımadınız mı? Aysel Hanım. Bakın size kimi getirdim. Torununuzu özlemişsinizdir. Şahin. Sarılsana anneannene. Nasılsın? Maşallah, kocaman adam olmuşsun. Ya çocuğum, öyle yabani gibi durmasana. Öp anneanneni, sarıl diyeyim ama. Şahin, sen gidip arabada bekle biraz. Ben anneannenle özel bir şeyler konuşacağım. Tamam. Çocuk nereye gitti? Arabaya gönderdim, sizinle daha rahat konuşabilmek için. Konuşacak bir şey yok hanımefendi. Benim derdim bana yeter, görüyorsunuz. Çocuk burada diye bir şey söylemedim. Düşün yakamızdan artık. Anlamadım. Size torununuzu getirdim. Kötülük mü yaptım? O çocuk benim torunum değil. Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Gidin kocanıza sorun o zaman. Cihan Karadağ ya da o şerefsiz Ercüment Karadağ. Bırakın şaşırmış gibi görünmeyi de defolun gidin evimden. Yoksa sizi burada öldürürüm. Benim kızımı elimden aldınız. Kocamın halini görüyorsunuz. Hapiste rahat ederim belki. Şeytan görsün hepinizin yüzünü. Bir daha evime gelmeyin. Aç mısın? Sen git bir şeyler ye, biz buradayız. Sağ olun komiserim. Sence görmüş müdür beni? Bilmiyorum. Zavallı kız, her şeyi duydu belki de. Korktu, sonra kaçtı. Çok kontrolümü kaybettim.
benim yüzümden oldu. Zeynep saçmalama. Belki senden çok önce çıkıp gitti. Nereden biliyorsun? Kendine gel artık. Ruh gibi geziyorsun. Arkamda durma artık Leyla. Ortaya çıkarsa ben tek başımayım. Seni ele vermem, merak etme. Yok öyle bir şey canım. Ne olursa olsun bu işin sonuna kadar beraberiz. Akif sen önden git. Bak bakalım Pelin hangi odada kalıyor. Hemen abi. Ben unutarak yaşayabiliyorum. Cihan Karadağ'ın peşindeyiz. Üstüne gittikçe çıldıracak. Bütün geçmişimi ortaya dökecek. Cihan biliyor mu olanları? Biliyor. Senden mi öğrendi? Nasıl bir aile bu ya? Leyla İstanbul'da yapamadın diye Trabzon'a geri dön. Ben de bir bahane bulurum, kaçarım bu işten. Aslan uğraşır bu adamla. Zeynep saçmalama. Ben Cihan'ı bitirmeden hiçbir yere gitmem. Kanıt yok, bir şey yok. Delil olmayınca Pınar dosyası da kapanır. Pınar'ı Cihan itti. Kanıtım var mı? Yok ama biliyorum. Bu adama kendisin senden boşandı diye değil mi? Zeynep defol git. Elimden bir kaza çıkmadan çık git. Zeynep git! Abi ikinci katta yoğun bakımı almışlar. Katı da tamamen boşaltmışlar. Yoğun bakımı. Konuşamıyor mu? Alo Cihan. Kimsin? Zeynep ben, Leyla'nın arkadaşı. Ne var, ne arıyorsun sen beni? Leyla ile konuşmam lazım. Yok Leyla falan. Konuşamazsın Leyla ile. Ben biliyorum senin derdini. Ercüment anlattı bana. Her yerde beni taciz etti falan diyormuşsun. Kimseye bir şey söylemedim ben. Bak benim kardeşim namuslu çocuktur. Bırak bu oyunları. Çocuğun yakasından düş. Biz sana fazla geliriz, tamam mı? Bak güzel kızsın, evde de kalmazsın. Biraz aklını kullanırsan bir keriz bulursun kendine. Ama o benim kardeşim değil. Tamam mı? Buyur otur. Yok iyi böyle. Ne işin var burada? Bir yakınımı ziyarete geldim.
Kimmiş? Sorguya mı çekiyorsun beni? Bak avukatım yanımda değil ha. Yok, sohbet etmeye çalışıyorum seninle. Resmi bir sorgu değil. Şimdilik. Sen neden bana bu kadar taktın ya başkomiser? Meslek aşkı diyelim. Tercüment nerede? Bilmem. Kazık kadar herif nerede olmak istiyorsa oradadır. Eve gelmiyor mu? Yok, gelmiyor Hayta. İyi, yakalayınca ben kulaklarını çekerim Hayta'nın. Merak etme. Sık sık yapalım bunu. Buluşalım. Esprili adamsın. Ben severim espri yeteneği olan adamları. Lafım bitmedi daha. Bir daha seni bu hastanenin etrafında görmeyeceğim. Kalp krizi geçirirsen. Bir sürü hastane var. Bulursun bir tane. Ve bu yukarıda yatan zavallı kızdan uzak duracaksın. Beni sakın tehdit etme. Affet alma. Kavga etmek mi istiyorsun? Ne deriz? Ama sakın o cebindeki rozetin arkasına sığınma. Müsaadenle. Bu herif nasıl buldu Pelin'i? Sahte isimle kaydettik. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bu hastanede olduğunu sadece bizim ekip biliyor. Hastane personelinden biri mi söyledi acaba? Gerçi Cihan Karadağ bu. Bulmuştur bir yolunu. İlla ki. Hadi gidelim. Akif, hadi gidelim. Abi Nazmi burada. İçeride gördüm. Nazmi mi? Ağanın adamlarının ne işi var burada? Leyla içeride mi? Bilmiyorum abi. İçeride mi Leyla Akif? Alo. Adamların hastaneden çeka. Alo. Doktor bey. Merhaba. Merhaba. Daha önce görmedim ben sizi. Nöbetim yeni başladı. Belki o yüzden görmemişsinizdir. Öyle mi?
Pardon, kusura bakmayın. Adınız? Tolga. Doktor Tolga. Tolga Bey, soyadınız nedir? Anlamadım. Soyadınız. Bakın, burada yazıyor. Güney. Haklısınız, doğru. Biraz bekler misiniz? Bir şey konuşacağım sizinle. İnanın çok fazla bekleyen aslan var. Fazla vaktinizi almayacağım, lütfen. Peki, sadece 2 dakika. Tabii ki. Sakın dışarı çıkmaya çalışma. Ne yapıyor bu ya? Niye beni kilitledin? Ne oluyor?